sanki bir satır tanımlıyorduk. Mesela başla diye bir satır tanımlayıp iki nokta üst üste koyuyorduk. Bu yani satıra özel bir isim veriyorduk. Bu otodan sonra gitmek istediğimiz satırın adını yazıyorduk ve başla. Ve bu satıra atlıyordu bir nevi. Böyle bu şekilde döngüler oluşturabiliyorduk. While kısmına ne yapıyorduk? While'ın iç kısmına bizim ana şartımızı yapıyorduk. Ne yaparsak bunun içindeki işlemleri yapsın, ne yapmazsak yapmasın gibisinden. Daha doğrusu hani bu içindeki işlem sağlandığı zaman süslü parantezin içinde tanımladığımız işlemleri yapıyor. Eğer while'ın içindeki koşul sağlanmadıysa bunları pas geçiyor. Yani bir sonraki satıra geçiyor. Tamam mı? Do while kısmında ne yapıyorduk? Do parantezinin içine aç. Dursun. Lazım olursa kullanır. Do'dan sonra yapmak istediğimiz işlemleri yapıyorduk ve tek bir farkı while'ı son kısma yazıyorduk ve şartımızı buraya yazıyorduk. For ise for diğerlerinden farklıydı. For'un içinde 3 farklı değişken oluyordu. En başta tanımlama, mesela int i değeri eşittir 0. Yani ilk kısımda başlangıç değerlerimizi tanımlıyorduk. Orta kısımda şartımızı, yani mesela i 5'ten büyük olduğu zaman bunun içindeki işlemleri yap gibisinden orta kısma işlemleri yapıyorduk. En son kısma da hani bizim sayıcımız oluyordu. Sayıcı kısmını da burada otomatik olarak yapıyorduk. Ama while'da kendimiz elimizle arttırmamız ya da azaltmamız gerekiyordu. Tamam. En son ders bunlara bakmıştık. Bu haftaki dersimiz fonksiyonlarla alakalı. Biz bu derse kadar gördüğümüz tek fonksiyon neydi? Int main fonksiyonu. Bu fonksiyon her şeyde, her kodda olmak zorunda. Çünkü bizim yazdığımız programın hani tek gördüğü kısım aslında int main kısmı. Int main'den işlemleri yapmaya başlar ve ne zaman int main biterse program sonlanır. Tüm programlarda olmaz, hani illa olması gereken kısım int main kısmı. Tamam mı? Bizim şimdi int main dışında biz fonksiyon tanımlamak isteyeceğiz. Neden tanımlamak isteyeceğiz? Mesela biz print f yazdık, mesela belli bir değer yazdık. Sonra scan f yazdık, yine bir şey yazdık. Sonra tekrar print f yaptık mesela. Mesela burada kullanıcıdan sayı girmesini istedik. Sonra girdiği sayıyı hafızamıza aldık, herhangi bir değişkenimize eşitledik. Ve daha sonra girdiğiniz sayı budur diye bir değişken yaptık. Ama biz bunu mesela 10 kere yapmak istiyoruz. Hani döngülerle de yapabiliriz ama daha güzel gözükmesi için bu tarz işlemleri fonksiyonlarla rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz mesela? Şey düşünün, şey yazalım. Yine önceki olduğu gibi başlangıçta bir kütüphanemizi tanımlıyoruz şeyde, ana yazdığımız fonksiyonda. Sonra tanımlamak istediğimiz fonksiyonun adını yazıyoruz buraya. Fonksiyon değişkeni. Mesela bir örnekle gidelim. Mesela void fonksiyonun adı mesela ne olsun? Buster olsun. Parantez içinde tekrar void yazdık. Ve bu kısımda yaptırmak istediğimiz işlemleri yaptırıyoruz. Ve bizim asıl programın işlendiği kısım neresiydi? Int main kısmı. Değil mi? Int main kısmında ise normal hani işlemlerimizi yaptırıyoruz ve önceden tanımladığımız fonksiyonu int main içinde yazdığımız zaman, hani mesela burada bastır yazdık. Ne yapacak? Mesela işlemleri sırayla yapmaya başladı. Sonra bastır fonksiyonunu gördü ve en başa geliyor programımız. En baştan aşağı doğru aramaya başlıyor. Aynı go to kalıbı gibi. Bastır fonksiyonu bulana kadar aşağı iniyor, hiçbir fonksiyon, hiçbir işlemi yapmıyor. Ne zaman ki ilgili fonksiyonu gördüğü zaman içindeki işlemleri yapıyor. Ne bittiği an, şu hani buster fonksiyonumuz başladı ve bitti. Bittiği zaman tekrar kaldığı yerden devam ediyor işlemleri yapmaya. Mesela ben bunu hani normal yazdırmak isteseydim ne yapacaktım? 3'ünü yazdım mesela ve 10 kere yaptırmak istiyorum. Alt alta teker teker yazacaktım. Bunun yerine alt alta mesela 5 kere bastır yazdım.
her seferinde mesela buraya geldi, bu işlemi yaptı, sonra hani bu satırı geçti, diğer işleme geliyor. Sonra tekrar aynı fonksiyonu gördü, başa geldi, işlemi yaptı, sonra bir satıra geçiyor. Bu şekilde hani kod, hani yazdığımız kodu daha güzel bir şekilde görebiliyoruz ve daha anlaşılır oluyor. Fonksiyon kullanmamızın amacı bu. Tamam mı? Ve unutmayın, her yazdığımız kodda sadece bir tane main fonksiyonu olur ve bu main fonksiyonu ana yapacağımız işlemler olur. Dışındaki işlemler hiçbir zaman hani yapmaz, main fonksiyonda yazmadığımız sürece. Yani bizim tek yaptığı, hani programın algıladığı, aldığı tek kısım, işlemlerini yaptığı tek kısım int main arasında kalan kısım. Onun dışındakileri biz dışarıdan tanımlıyoruz. Tamam. Şimdi fonksiyon tiplerine geçecek olursak. 4 tip fonksiyon tipimiz var. Bunlardan bir tanesi değer almayan, değer göndermeyen. İkincisi mesela değer alan, değer göndermeyen. Üçüncüsü değer almayan, değer gönderen. Dördüncüsü de değer alıp, değer gönderen adı, tipinde 4 farklı fonksiyon tipimiz var. Başlangıçta bir en baştan başlayalım. Değer almayan, değer göndermeyen. Biraz önce ne yazmıştık? Void fonksiyonun adı, mesela fonksiyon adı yazalım ve parantez içinde de void'imiz var. Bu tip tanımlamaya değer almayan, void değer almayan ve değer göndermeyen fonksiyon tipi deniyor. Bu ne manaya geliyor? Mesela biz hani değer aldırmak isteseydik, hani bu kısımdan dışarıdan herhangi bir değer alabiliyoruz. Bu kısma da dışarıdan değer verebiliyoruz. O kısma geldiğimiz zaman daha detaylı anlatacağız. Şimdi bunu yapalım. Mesela değer almayan, değer göndermeyen tipine örnek vermek istersek, bu fonksiyonu kullandığımız zaman içindeki tüm değişkenleri bunun içinde yazmamız lazım. Dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. Mesela biraz önce ne yaptık? Hani bastır fonksiyonu yazdık ya. Bastır fonksiyonu içinde bunlar varsayalım. Hani zaten başında hiçbir başlangıçta tanımlamasını böyle yaptık mesela. Yazdık bunu. Bunu sadece hani buraya geldiği zaman hiçbir şey yapmadan direkt bu işlemleri yapıyor. Yani dışarıdan herhangi bir değer almıyor. Herhangi bir değer de vermiyor. Bunun ana mantığı bu. Tanımlanışı da başlangıcında void yazıyoruz. Fonksiyonumuzun adı. Sonra da içerisini void yazsak da olur, boş bıraksak da olur. Zaten void geçersiz, hani gereksiz manasına geliyor. Bu içerisini boş bıraksak da olur. Ama başlangıçta burayı tanımlamamız lazım. Tamam mı? Bu neydi? Değer almayan, değer göndermeyen. Diğer tipimiz değer alan, değer göndermeyen. Yani bu kısım neydi? Değer gönderen kısım. Yani void. Yani değer göndermeyecek. Yanlış mı yazıyorum ya? Void nasıl yazılıyordu? Doğru değil mi? Void. Yine aynı şekilde fonksiyonumuzun adı, bu kısmı istediğiniz gibi yazabilirsiniz ama hiç boşluk bırakmamaya, yani genel kurallara dikkat edecek şekilde. Bu sefer burada değişken tipi ve değişken. Hani biz önceden ne yapıyorduk? Int fonksiyonumuzun altında mesela int a diye bir değişken tanımlıyorduk ya. Aynı bu hani değer almayan, değer alan, değer göndermeyen fonksiyonlarda da bu tarz değişkenleri içinde tanımlıyoruz. Mesela ne yazabiliriz buraya? Int a yazsak yine aynı buradaki gibi şu fonksiyonun içinde de a tam sayı tipinde bir a değişkeni oluşturmuş olacaktık. Mesela ben birden fazla değişken tanımlamak istiyorum bunun içine. Ne yazmam lazım? Int a dedim mesela, virgül yaptım. Int b dedim. Mesela char tanımlamak istiyorum. Char c dedim. Ve artık bu fonksiyon içinde a, b isimlerinde tam sayılar oluyor. C isminde ise bir karakter tanımlamış oluyorum. Sadece bu fonksiyon içinde geçerli olan. Hani geçen derste anlatmıştık büyük ihtimalle. Lokal ve global değişkenler. Lokal dediğimiz şeyler neydi? Herhangi bir parantez içinde, hani mesela bir for döngüm, nasıl desem onu?
Ya herhangi bir tırnak arasında mesela fonksiyonumuzu düşünün. Tırnak arasının süslü parantez arasında tanımlanan değerler sadece bu fonksiyona özgü değerler. Yani dışarı çıkıldığı zaman bunlar siliniyor register'dan. Hani bir anlık gibi düşünebilirsiniz bunları. Lokalleri. Globaller ise her yerde tanımlı olan. Onlar da genellikle fonksiyonumuzun en başında tanımlanıyor. Hani en üstünde mesela biz ne yapıyorduk? Kütüphaneyi tanımlıyorduk. Onun altında tanımladığımız kısımlarsa tüm fonksiyonlarda her yerde tanımlanmış oluyor. Mesela işte kütüphanemizin adını yazdık. Daha sonra kütüphanemizin hemen altına herhangi bir fonksiyon içine değil, hani int main'imize de değil. En baş kısmına mesela integer a dedik mesela, tamam mı? Bu a değeri tüm fonksiyonlarda artık tanımlı. Yani bu global bir değişken. Lokallerde ise sadece belli bir kısımlarda tanımlı. Mesela int main ismin içinde tanımladığımız değişkenler de lokal. Ana fonksiyon içinde tanımlanmış, hani yerel, lokal bir değişken. Sadece bunun içinde görülüyor. Bunun dışına çıkıldığı zaman kayboluyor, hani tanımlanmıyor, bilinmiyor. Tamam mı? Şimdi bu bizim işimize neden yarıyor? Bu, hani önceden yazdığımız değer almayan, değer göndermeyen fonksiyonların dışarıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Ama bu fonksiyonlarda biz hani dışarısıyla bağlantısını sağlayacak bir köprü gibi kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hani bizim bu kodları en başta tanımladıktan sonra main fonksiyonumuz içinde yazarsak bu fonksiyonlara gidiliyordu. Ve bir nevi main fonksiyonuyla kendi fonksiyonu arasında bir köprü oluşturuyor. Tamam mı? Nasıl yapıyor bunu? Mesela hani biz değişkenlerimizi yaptık. Hani birkaç işlem yaptık. Ondan sonra bu fonksiyonun herhangi en başta bir tanımlayalım fonksiyonumuzu. Bir şey deseniz, aklıma bir şey gelmedi şu an. Bir isim söyleyin. Fonk. Fonk, tamam. Fonk adında değer göndermeyen ve değer alan int a ve int b değerlerini alan bir fonksiyonumuz olsun. Bu ne yapsın mesela? Printf sayıların toplamı desin mesela, ya da a sayısı eşittir hani girilen sayı, b sayısı eşittir girilen sayı yazsın. Tamam mı? Hani yazılışını zaten biliyorsunuz. Bunu yapsın mesela. Şimdi int main kısmında da hani bunu tanımladık. Şu an bu yazdığımız programın hafızasına alınmış gibi düşünebilirsiniz. Ama program en baştan başladığı zaman ana fonksiyondan başlar her zaman. Tamam mı? Şimdi biz bu fonksiyonu yapmak istiyoruz. En başta da bir int x eşittir 5 diyelim, y eşittir 6 diyelim. Tamam mı? Sonra biz bu fonksiyona değer gönderip bu sayıları çıkartmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Arasındaki köprüyü kurmak için. Fonk yazdık fonksiyonumuzun adını. Parantez içinde x, yani kullanacağımız değişkenin adını yazıyoruz. Virgül, hani ilk değişkenimizi yazdık. İkinci değişkenimizde y yazdık. Şimdi ne oldu? Fonk fonksiyonuna bakıyor. Ne var? İki tane değişken istiyor. A ve B tipinde. İlk değişkeni A'yı eşitliyor. İkinci değişkeni B'yi eşitliyor. Yani aralarında bir köprü kurulmasını sağlıyor. Şimdi x değerimiz kaçtı? 5'ti. Değil mi? Burada yazmıştık. Bu hani buradan buraya atladığı zaman ne yapacak? A eşittir 5 gibi davranacak. Peki burada ne yapacak? İkinci kısma geçti, virgülden sonraki kısma. Y dediğim şey 6'ydı. 6, hani y'yi b'ye eşitledi. Direkt hani bir nevi köprü gibi ikiz değeri birbirine eşitliyor. B'yi de y'ye eşitledi, yani 6 değerini eşitledi. Ve başladı fonksiyon içindeki değişken işlemleri yapmaya. Ne yaptı mesela? Biz ne yaptırdık? A değerini yazdır dedik ekrana. A'yı yazdırdı. B değerini yazdır dedik ekrana. B'yi yazdırdı. Ve hani işlemimiz bittikten sonra buradan kaldığı yerden devam ediyor. Tamam mı bu? Aklına takılan bir şey var mı şu? Hani neden böyle yaptığımızla alakalı? Var mı sıkıntı? Neydi? Değer almayan, değer göndermeyen fonksiyon. Değer alan,
değer göndermeyen fonksiyon. Tamam mı? Diğer tipimiz değer alıp değer gönderme. Yok. Evet. Yok. Değer gön değer gönderip değer al. Değer gönderip değer almaya. Bu ne işe yarıyor? Şimdi yine fonksiyonumuzun adını yazdık. Değer almayan, yani içini boş bırakıyoruz tanımlarken, en başta tanımlarken. Değer göndermesi için mesela bu hangi tipte değer gönderecek? Onu başlangıcında bu kısmına yazıyoruz. Hani öncekinde hep void yazıyorduk ya, değer göndermediği için. Herhangi bir şeyi bize geri döndürmediği için. Ama burada mesela geri döndürmesini istediğimiz şey integer oldu, hani doğal sayı, tam sayı olduğunu düşünelim. Göndermek istediğimiz kısmı hani başına int yazıyoruz mesela. Burada yani kısacası fonksiyonun tipi, yani döndürenin tipini yazıyoruz buraya. Sonra fonksiyonumuzun adını, zaten değer almadığı için içini boş bırakıyoruz. Daha sonra yapmak istediğimiz kısımları yapıyoruz, işlemleri yapıyoruz. Ama mesela bunu şey olarak da düşünebilirsin, nasıl değer gönderiyor? Biz başlangıçta hani normal işlemleri yaparken ne yapıyorduk? Hani başlangıçta mesela y eşittir 4 dedik ya, hani işlemlerimizi yapalım. Daha sonra sum eşittir y dediğimiz zaman ne oluyor? Bak bu y bir değere hani sahip, integer adında y bir hani önceden tanımlamış bir değere sahip ve o değeri burada yazdığımız şeye eşitliyor. Aynı şekilde bunlarda da böyle işlemler yapabiliyoruz. Burada işlemler yapılıyor ve buranın önemli kısmı return adında, zaten ana fonksiyonlarınıza da hep yazdığınız şey vardı, return. Hep ne yazıyorduk? Sıfır yazıyorduk mesela biz. Bu ne anlama geliyor? Fonksiyonumuzu, hani işlemleri yapıyor. Daha sonra return sıfır, yani sıfırla döndür. Zaten değerimiz hani sıfır olması için, sıfır dediğim şey tam sayı ya. Burasına int yazmamız lazım. Ne yapacak? İşlemlerimizi yaptı ana fonksiyonumuz. Return sıfır şeyini gördüğü zaman, bu işlem bittiğinde bu fonksiyonu herhangi bir yerde tanımlasaydı onu sıfır eşitleyecekti. Bir örnek yazalım. Mesela void topla, yok void değil pardon, int topla fonksiyonumuz olsun. Tamam mı? Ve bu ne yapsın? Mesela x eşittir 5, y eşittir 6 olsun. Ve bir de sum adında bir değişkenimiz olsun. Sum değerimiz x artı y olsun mesela. Ne oldu? Sum değişkenimiz 5 artı 6'dan 11 eşit oldu. Ve ben bu toplamları ana fonksiyonuma döndürmek istiyorum. Yani return sum yazıyorum ve noktalı virgül koyuyorum. Ne yapacak? Bu hani ana fonksiyonumuzda yazdığımızı düşünelim. Topla fonksiyonunu yazdık. Ne yapacak? Fonksiyon başına geldi. İşlemleri yaptı, yaptı, yaptı. Sonucu hani sum'u buldu. Sum kısmını burada dur onu da yazalım da tam şey olmasın. Hani int main'imiz var burada. Ve int sonuç diyelim. Sonuç işlemini aynı hani doğal sayı tam sayılarda yaptığımız gibi fonksiyonun kendisini eşitliyoruz. Topla fonksiyonuna. Ne yaptı? Sonucu, hani bu işlemleri yaptı. Sonucu topladaki değeri eşitleyecek. Ama bu eşitlemeden önce işlemleri yapması lazım. Fonksiyona geldi. Buradan geldi fonksiyona. Ne yapacak? Hani biraz önce söylediğimiz işlemleri yapacak. Toplama işlemini yapacak ve bu fonksiyonun sonucunu sum'a eşitleyip tekrar buraya gelecek. Yani değer gönderip, yani değer gönderen fonksiyonlarımızın çalışma mantığı bu. Return yazdığımız değişkeni bu void main fonksiyonu içinde yazdığımız değişkeni eşitleyip hani işlemi kalan, evet, ondan sonraki işlemleri yapmamızı sağlıyor. Ana şeyi bu. Kullanış amacı.
Değer almayan, değer gönderen. Var mı aklınızda takılan? Tamam mı? Zaten örnek yapınca daha iyi oturur da. Şimdi biz şey yaptık. Değer almayan, değer gönderen. Ben buna bir de hani X, Y'yi burada kendim yazdım. Ama X, Y'yi ben dışarıdan yazmak istiyorum. Ne yapacağım? Biraz önce yaptığımız gibi aralarında köprü oluşturacağım. Mesela bu sefer hani X ve Y'yi bu dışarıdan almasını sağlayalım. Onu da şöyle tanımlayalım. Int değer verecek bu fonksiyonumuz. Ne olsun mesela? Bu da çarp olsun. Çarp int a ve int b. Ne oldu? Bu fonksiyonum dışarıdan a ve b hani tam sayısı alacak. Daha sonra yaptığı işlemleri return'de bulduğu sonucu yani buraya geri getirecek. Şuraya yazalım. Mesela int sonucumuz olsun. Ve değişkenlerimiz x ve y olsun. Kullanıcıdan mesela hani printf yazıp kullanıcıdan sayı gir diyelim. Scanf ile o aldığımız sayıyı x'e eşitleyelim başlangıçta. Ondan sonra tekrar ikinci sayıyı gir diyelim. Yine scanf ile bu girdiği sayıyı y'ye eşitleyelim. Şimdi ben x ile y'nin çarpmasını istiyorum ve fonksiyonla kullanacağım. Ne yapmam lazım? Ve hani değer gönderiyor ya bu sayı. Hani eşitleyeceğim şeyi önce başına yazıyorum. Mesela sonuç yazdık. Eşittir. Bu çarpma işlemini yaptığımız fonksiyon. Yani çarp fonksiyonu parantez içinde benim göndermek istediğim ne? Hani çarpmak istediğim sayılar. Main'in içindeki yani benim fonksiyona göndermek istediğim sayılar ne? X ve Y değişkenleri. X virgül Y yazdım. Hani bu işlemleri yaptıktan sonra hani şu fonksiyonu yapmak istediği zaman şuraya gidecek ve x değişkenini int a'ya eşitleyecek, y değişkenini int b'ye eşitleyecek, yani b değişkenine eşitleyecek. Ve çarpmak istiyorum. Mesela int c diyelim. C eşittir a çarpı b dedik mesela. Ne oldu? Bu fonksiyon içinde çarpma işlemimizi yaptık ve return sonuç hani çarpma yaptığımız işlem hani bizim asıl almak istediğimiz şey ne? C değişkeni return C deyip şuradan sonucu eşitledik. Tamam mı? Hani x değişkenimiz mesela 3 girdiğini varsayalım. Y değişkeninin 7 girdiğini varsayalım. Ne yapacak? X değeri a'ya eşitleniyordu. Yani bu işlemi yaparken a değişkenimiz 3 oluyor. Y değişkenimiz de 7 oluyor. Ne yapacak? Önce değişkenimizi tanımladık C adında. 3 ile 7'yi çarptık. C değişkenimiz ne oldu? 21 oldu. Return C. Yani return 21 deyip burada sonucumuzu eşitliyoruz. Ben bir şey anlayamadım. Şimdi return C dedik ama o nereden C'nin sonuç olduğunu bilecek? Return sonuç. Mesela bak sen hani kodlarını kolaylık olsun diye fonksiyon olarak tanımlıyorsun ve senin içinde yazdığın şeyleri zaten sen biliyorsun. Hani sen çarp diye bir fonksiyon yazdın. Bu iki sayının çarpıp bu değişkeni eşitliyorsun. Hani çarpımlarını veren değişken bu ya. Evet. Bu çarpımlarını da return'ın içine yazıyorsun. Ama C'ye dön diyoruz orada. Hayır. Return C. C'yi döndür. Hani buradaki yazdığın değeri hani sanki bu fonksiyon çarp fonksiyonu eşittir yani C demiş gibi bir şey oluyorsun. Tamam mı? Bu return'un manası aslında o. Burada yazdığın değişkeni bu fonksiyonu eşitliyor. Sanki bir değişkenmiş gibi varsayıyor bu fonksiyonu. Onun sonucunu buna eşitliyor. Oradan da zaten bunu kullanıp sonucu eşitliyoruz. Tamam, fonksiyonlar bu kadar. Tamam mı? Aklınıza takılan varsa şu an sorun. Örneklere geçeceğiz. Değer alıp, değer almayıp değer göndermeyen, ikisinde de void vardı.
değer alıp değer göndermeyen başlangıcında void vardı. İçinde bu değişkenlerimiz vardı. Değer alıyordu dışarıdan. Değer alıp değer almayıp değer gönderenler buranın içi boş oluyordu. Burası hani herhangi bir değişkeni eşitleyip sonucu eşitliyordu. Değer alıp değer göndermeyenlerde ise aynı burada gördüğünüz gibi hem dışarıyla bağlantısı var, dışarıdan veri alabiliyoruz ve bir nevi dışarıya da o yazdığımız değişkeni eşitleyebiliyoruz. Bu kolaylığı sağlıyor bize. Fonksiyonların kullanış amacı bunlar. Var mı aklınıza takılan? İsterseniz kodlara başlayın. Aklınıza takılan olursa zaten sorarsınız.